Hiçbir zaman demode olmayan bir konuyu konuşalım bayram öncesinde. Ee, bu arada herkese iyi bayramlar. Ee, i̇nşallah bizi çok güzel günler bekler. Şimdi gelelim konumuza. Konumuz şu. Ben sürekli bununla ilgili mesajlar alıyorum, yorumlar alıyorum. İşte ameliyat olmak istiyorum, ameliyata karar veriyorum ama korkularım nedeniyle geri duruyorum. Diyorsunuz. Ee, bu da gayet normal. Yani bu bir ameliyat. Ameliyattan korkmak hepimiz için doğal ama bu konuyu açmamız gerekiyor. Yani biz her ne kadar bunu sıkça sizinle konuşsak da benim yanıma gelen hemen hemen her hastayla bunu tekrar masaya yatırsak da sonuç olarak gerçekten ameliyata ihtiyacı olan, ameliyatla tüm hayatı baştan sona değişecek olan insanların çoğu sadece korkuları nedeniyle hayatlarında elde edebilecekleri en güzel sağlık avantajından uzak kalabiliyorlar. Demek ki korkuları da çok konuşmak, çok fazla açmak gerekiyor. Çünkü ancak korkuları bilgiyle değiştirirsek, o karanlığı aydınlığa çevirirsek rahat ediyor insanlar. Bunu da zaten şimdi beni dinleyen, buraya gelmiş olan, korkularını beraber konuşmuş olduğumuz, ameliyat ettiğimiz insanlar evet Korkular ancak o bilgileri aldıktan sonra geçiyor diye yorumlayacaklar. Şimdi gelelim korkmak. Yani ameliyattan korkmak, ameliyatın nesinden korkuyorsunuz, neden korkmalısınız? Ya sonuçta evet şimdi size e, bu kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Böyle mantıksız şeyler hiçbir zaman söylemiyorum ben. E, böyle atıp tutmuyorum. E, doğru olmayan şeyler söylemiyorum. Ameliyat kesinlikle hiç korkulmayacak bir şeydir de demeyeceğim tabi bu anlamda ameliyattan korkmamız gereken noktalar var ama ne oranda ne kadar korkmalıyız ve şu an bulunduğumuz pozisyon içerisine göre bunu kıyasladığımızda ameliyat nerede duruyor? Ameliyat olmamak, korkuyorum diye ameliyat olmamak nerede duruyor? Bunu iyice bir anlamamız gerekiyor. Şimdi gelelim ameliyat korkusu başlıklarına. Yani ee, yıllardır bu konuyu konuşuyorum insanlarla ve temel olarak korktukları şeyleri size söyleyeyim. Siz de kendi korkularınızı bunların içinde bulursunuz muhtemelen. Bir kısmı insan e, anesteziden korkuyor. Yani ameliyattan korkmuyorum diyor, ameliyat olmak istiyorum diyor ama sadece anesteziye girip uyanamamaktan korkuyorum diyor. Ee, hani biliyorsunuz bununla ilgili filmler var vesaire var hatta böyle daha ilerisi bir anestezi filmi vardı. Orada ameliyat olurum da ameliyat içinde uyanırsam kötü şeyler hissederim korkusu var. Burada anestezi ile ilgili korkularınızı bir iki cevap verelim. Ya birincisi bu bizim şu an yaptığımız güncel modern anestezi tekniklerinde ki bunu anestezi uzmanları yapıyor. Biz de o sırada orada ameliyathanede bulunuyoruz tabii. Bu modern tekniklerde e, hani işler düşündüğünüz gibi ilerlemiyor. Her problem için bir çözüm var ve e, eskiden olduğunun çok ötesinde siz ameliyattayken her parametre kontrol ediliyor. Her biriyle ilgili özel cihazlar, aletler sayesinde e, müdahaleler var. Ve biz çağımızda bu dediğimiz şeyi, bu korkunuzu neredeyse hiç görmüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, Allah şükür olsun ben böyle bir şey görmedim. Yani e, bu seneyle beraber tam 20 yıldır genel cerrahi içindeyim. Asistanlığımda dahil olmak üzere çok şükür böyle bir şey görmedim. Yani bu aslında e, çok da gerçek asıl asılları olan temelleri olan bir korku değil. Ha korkmanız normal çünkü konuyu bilmiyorsunuz ama bildikçe bunlar geçiyor. Evet bunun cevabı bu şekilde. Ha ikincisi bir anestezi filmi vardı. Ee, i̇şte film içerisinde e, söylenenleri duyuyordu hasta. Onunla ilgili işte kabuslar yaşıyordu falan. Böyle bir şey mümkün mü? Teorik olarak mümkün. Ama böyle bir şey yaşanıyor mu derseniz yaşanmıyor. Neden? Çünkü ameliyatlar sırasında... Bir kısım ilaçlar ağrı kesmek için, bir kısım ilaçlar kasların gevşemesi için, bir kısım ilaçlar farklı rahatlatmak için yapılıyor. Bu ilaçlar doğru dozlarda, dediğim gibi modern tekniklerde uygulandığında böyle bir şey açıkçası görmüyoruz. Ha, ama film çok cezbediciydi, enteresandı. Ben de izledim, o zaman etkilenmiştim. Bunda haklısınız. Şimdi diğer yandan gelelim diğer korkulara. Bir kısım insan diyor ki ben ameliyat olmak istiyorum, zayıflamak istiyorum ama işte mahallede bir Ahmet varmış, o kötü olmuş. Şimdi burada benim buna verdiğim cevap şu: bizim yaptığımız ameliyatlar homojen değiller. Yani bu ameliyatları satın aldığınız bir telefon gibi falan düşünmeyin ya işte fabrikasyon herhangi bir şeyde her şey aynı çıkar. İşte iki tane aynı marka aynı model telefonu yan yana koyduğunuzda bir hata varsa muhtemelen ikisinde de vardır ya da yoktur. Ama bizim işimiz böyle değil. Bizim işimiz elle yapılan, cerrahın becerisini gerektiren, elle yapılan bir işlem. Yani standartize değil. Diğer yandan Hiçbir hastada standart değil. Yani aynı boyda, aynı kiloda iki kişiyi ameliyata aldığınızda bu iki kişinin midesine baktığınızda bunlar çok farklı olabiliyor. Bir tanesi ince uzun olabilirken bir tanesi böyle C şeklinde büyük olabiliyor. Ya yani bu kişinin özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Hatta ikisi ee, aynı dahi olsa midenin kasılmasına göre o anki fonksiyonuna göre bile işler değişebiliyor. Yani aslında iki tane parametre var ki çok ama çok değişken. Birincisi sizsiniz. Sizden siz kendiniz özelinde bir tanesiniz ama milyarlarca farklı insan var dünyada. Diğer yandan cerrah faktörü var ki evet bir sürü cerrah var ve her biri bu iki bileşimin anına göre, zamanına göre değişiklik gösteriyor. Yani bu şu anlama geliyor. İşte diyelim ki kuzeniniz bir yerde bir tüp mide ameliyatı oldu. Kuzeninizin yaşadığı şeyler onun ameliyatla ilgili deneyimi iyi ya da kötü sizin başka bir cerrah ile yaşayacağınız deneyimi yansıtmıyor. Yani çünkü tüp mide ameliyatı dedin. Şey homojen değil. Ya yani o tüp mide oldu. Bunları bunları gördüm Ben de tüp mide olacağım. Bunları göreceğim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu birincisi. Çünkü neden? Sizin tepkiniz bambaşka. Siz bambaşkasınız. Siz eşsizsiniz. Sizden bir tane daha yok yani. O yüzden böyle bir deneyim bilinmiyor. Sizin ameliyatınızın aynı deneyimi dünyada bilecek hiç kimse yok. İkincisi Cerrahlar çok farklı. Yani şimdi diyeceksiniz ki tüp mide ameliyatı dediğiniz şey tanımlı bir ameliyat. Evet doğru tanımlı yani. Siz de animasyonlarını görüyorsunuz. İşte midenin dış kısmı kesiliyor %75-80 deniliyor kolay anlatılması için. Yoksa orada 75-80 birimleri falan yok. Ee, bu yapılı evet tanımlı baya baya öyle her yerde görülen her yerde fotoğrafı benzer olan bir ameliyattan bahsediyorsunuz. Ama işler öyle değil cerrahın deneyimine göre, yaptığı şeylere göre sonuçlar böyle çok demeyeyim acayip değişiklik gösterebiliyor. Neden? Ben bunu kendi kliniğimde şöyle söylüyorum. İşte diyor ki hasta benim kuzenim şurada ameliyat olmuş şöyle dedi. İşte o şöyle bak diyorum. Hani şu anda burada ameliyat olmayı planlıyorsa burada ameliyat olmuş, aynı ameliyat olmuş birine sorduğunda yaşayacaklarınla ilgili biraz daha gerçekçi bilgi alabilirsin ama yine de tam bir bilgi alamazsın çünkü sen farklısın. Yani cerrahın deneyimi neyi değiştiriyor derseniz o kadar çok şeyi değiştiriyor ki. E, şimdi mesela siz de YouTube açtığınızda YouTube'da şu an ameliyat videoları e, rahat bir şekilde paylaşılıyor. Yani belli yaş altı göremiyor falan benim de bir sürü ameliyat videom var. Ya mesela YouTube'u açıp da bir ameliyatın videosunu izlemek istediğinizde cerrah bir cerrahın videosunu böyle üstünkörü izleyin. Başka bir cerrahınkini izleyin. Arada gerçekten çok fark olduğunu göreceksiniz. Yani ameliyatın temizliği işte kan görmeniz, görmemeniz, orada dokuları dikkatli tutmak vesaire birçok bir şey var ki sizin ameliyattan sonra böyle çok küçük nüanslarla iyileşmenizi değiştiriyor. Yani işte bunlar da çok ama çok önem kazanıyor. Çünkü bizim yaptığımız iş tamamen böyle el becerisine, el becerisinden de öte düzgün doğru prensiplere bakan bir şey. Ya o yüzden bu da çok değiştiriyor. Evet sizin bu korkunuzu anlıyorum. Yani mahalledeki herhangi birisi farklı bir süreç yaşamış olabilir ama bu sizin aynı süreci yaşayacağınızı düşündürmüyor. Ee, burada o cerrahı değerlendirmek istiyorsanız eğer o cerrahın yaptığı ameliyatların sonuçlarına, hastalarına bakmanız daha makul olur. Ha ama yine de asla siz ne yaşayacaksınız onu bilmeyeceksiniz. Çünkü siz dediğim gibi eşsizsiniz. Sizden bir tane daha aynı kişi tarafından ameliyat edilmediğine göre asla sizin ne yaşayacağınızı hiçbir zaman bilmeyeceğiz. Ha ama biz bunu ya kendi kliniğimde sizin yaşayacağınız şeyleri en güzel hale getirmek için ben çok çaba sarf ediyorum ve çok şükür de genel olarak çok güzel şeyler yaşanıyor. Genelde işte bir hafta içerisinde insanlar normal hayatlarına dönüyorlar bu çabalar sayesinde. Ha neler yapıyoruz? Kabaca işte buruna boru takmıyoruz, diren takmıyoruz, idrar sondası takmıyoruz. Ameliyatlarda çok hassas davranıyoruz. Bu arada ben tüm ameliyatlarda sürekli anlatıyorum işte stapler videosu falan da çektim. O zımbaların üstünü bir kat daha dikerek ameliyat sırasında ameliyattan sonra karşılaşılabilecek işte kanama gibi, kaçak gibi, başka problemler gibi problemlerin ihtimali de azaltmak için çok çaba sarf ediyorum. Bunlar bize düşen yapmamız gereken şeyler. Onun dışında ama süreci asla bilmeyeceğiz sizin sürecinizi en güzel hale getireceğiz amacımız her zaman için bu. Onun dışında işte yine korkular arasında mesela e, ben ameliyat olmak istiyorum ama tansiyonum, kolesterolüm, şeker hastalığım var ne olur ben bunlardan korkuyorum korkusu var buna çok rahat bir cevap verebilirim biz zaten bu ameliyatları yeri geldiğinde şeker hastalığını, tansiyonu, kolesterolü tedavi etmek için kullanıyoruz. O yüzden bu tarz rahatsızlıklarınız ameliyat olmanızı engel değil. Tam tersi ameliyattan sonra tedavi edebileceğimiz şeyler. Ha burada ama tabii bu şu anlama geliyor mu? Yani dümdüz gidelim hemen direkt ameliyat edelim. Hayır o anlama gelmiyor. Ee, burada sizi biz ameliyattan önce dikkatlice değerlendirip ilgili bölümlerle konuşup herhangi bir probleminiz varsa onu da çözmeliyiz. O da bizim görevimiz. Yani ameliyathaneye girerken fizik kondisyonumuzun, sağlık kondisyonumuzun en üst noktada olması çok ama çok önemli. Onu da ameliyatta önceki hazırlıklarımızda organize ediyoruz. Gerekirse gereken ön tedavileri yapıp ameliyatı öyle alıyoruz. Yani biz insanla uğraşırken hiçbir şey şansa Bırakmamalıyız o sebeple bununla ilgili de çok ciddi şekilde uğraşıyoruz. Ha, diğer korkular var ki aileden oradan buradan milletin e, sizi sıkıştırmasıyla e, size kalan korkular onları da önümüzdeki hafta anlatalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. Kanalda videolara devam ediyoruz. Siz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız videoları anında görürsünüz. Görüşmek üzere.